Niye evin hali değişti durup dururken? Bana niye soruyorsun? Ben nereden bileyim? Eda uzaktan mı yaptı? Yoksa bir fani mi gelecek? Kesin öyledir. Eda nereden biliyor benim sihir yapamadığımı? Niye benim yerimi o yaptı? bilemiyorum ki. Biri geldi. Yorgun desen yorgun değilim. Öyle tatlı bir halsizlik var ki üstümde. Of. O kapı şimdi bana Gargamel'in şatosu kadar uzak geliyor. Sinirleniyorum ama bu halime. Merhaba Dudu. Eğer kabul edersen gönlünü almaya geldim. Affedersin. Hiç bile affetmem. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Yağmamış, ıslanmamışsın. Hadi naz yapma. Bak rol bile yapamıyorsun. Bana kızgınlığın geçmiş. Hiç de geçmedi bile. Niye geçsin ki? Madem işin o kadar önemli, geceleri de çalışsaydın bari. Benimle neden bu şekilde konuşuyorsun anlayamadım. Düşüncelerimi söylüyorum. Nesini anlayamadım? Şarkı mı söylüyorsun, bana bağırıyor musun belli değil. İçki mi içtin yoksa? Hafif sallanıyor gibisin böyle. Ben hiçbir zaman içip sarhoş olmam Kendall. Beni tanıyamadın mı? Bak şimdi iyice kızdım sana. Bu tavrına hiçbir anlam veremiyorum. İçki de içmiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? Bak bu hiç hoşuma gitmedi Duda Hanım, haberin olsun. Güle güle Kendall, güle güle Kendall. sence de yeterince açık değil miydim yani? Ona ne kadar sinirlendiğimi belli etmedim mi? Bu sizin sorununuz. Ben karışmam. İnanamıyorum. Bir taşla iki kuş. Dudu'nun bu hale gelmesi onların arasını daha da açtı. Oh be Eda, eline sağlık kızım. Sayende Kendall'dan kurtuluyoruz. İşte böyle Betüş. Annem şimdi şatoda ne halde çok merak ediyorum. Acaba Kendall Bey neler yaptı? Asıl yarın sabah uyanıp da onu sihirlediğini anlayınca sana neler yapacak, ben onu çok merak ediyorum. Ne yapayım Betüş? Yavuz'la buluşmanın başka bir yolu vardı, ben mi yapmadım? Acaba onlar ne konuşuyorlar? Betüş. Eniştemin canı çok sıkkın gözüküyor. İstersen biz gidelim, siz aranızda konuşun ha? Yok Edacığım, konuşacak bir şey yok. Ya Betüş, eminim sana öyle söylemek istememiştir. Ya aslında biliyorum, ya ben de birazcık alınganlık ettim ama asıl mesele bu değil zaten. Sorun ne o zaman? Hayatım, çocukların büyüdüğünü bir türlü kabul etmek istemiyor. Cem artık bir kız arkadaşıyla buluşup gece dışarıda yemek yiyebilir. Zaten başına bir şey gelse ben anında olaya müdahale ederim. Ah kardeşim, şunu unutuyorsun. O senin peri olduğunu bilmiyor ki. Asıl sorun da bu zaten. Yani bazen söylesem de kurtulsam diyorum. Bu piriler aşkına. Sakın böyle bir şey yapma, sakın. Yok canım, merak etme. Burama kadar bile gelse bir şey kaçırmam ağzımdan. Neyse, biraz tatlı yiyelim. Belki o sırada ortalık yumuşar. Bol koy. Yok hayatım, yumuşamasın. Yani Sadık hatasını anlayana kadar bizim aramız düzelsin istemiyorum. Ancak öyle anlayacak yaptığını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.